dava bizim şu anda istediğimiz gibi sonuçlandı. Eğer bir üst mahkeme bozmazsa biz karardan memnunuz. Adalet yerini buldu diyebilirim. Artık kızımın mezarına daha rahat gidebilirim. Aslında söyleyecek çok da fazla bir şey yok. Şu anda konuşacak durumda da değilim. Ama dava bizim istediğimiz gibi sonuçlandı. Adaletin yerini bulduğuna inanıyorum. İnşallah da devam eder bu şekilde cezası. Benim kızım çürüdü, o da içeride çürüsün. Başka da artık bir isteğimiz yok. En azından kızımı artık daha rahat ziyaret edebilirim. Gerek idam makamı gerekse mağdur vekilleri olarak bizler olayın tasarlanarak işlendiğini tüm yargılama süreci boyunca üzerinde durduk. Fakat sanık ısrarla olayın tasarlama olmadığını, bir haksız tahrike dayalı birdenbire işlenmiş bir cinayet olduğunu söyledi ve tüm savunmalarını bunun üzerine kurdu. Yapılan yargılama sonucunda sanık alabileceği en yüksek cezayı aldı. Türk ceza kanunları uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gülnur'un kendisini aldattığı, Gülnur'un kendisine kötü sözler söylediği yönündeki savunmalara mahkeme itibar etmedi. Bu nedenle haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Sadece duruşmadaki hal ve tavırlarının sanığın iyi halli olabileceğine dair bir kanaat getirilmedi. Bu nedenle iyi hal indirimi de uygulanmadı. Dolayısıyla kadın cinayetleri açısından bir nebze olsun içimizi su serpebildiğimiz, elimizde emsal olarak tutabileceğimiz bir karar çıktı az önce mahkemeden. Bak, şöyle neden çocuğum acı seçeyim. Tamam. Yarım kilo daha seçeyim. Güzel. Ama böyle yerisinden yarım kilo da bana seç. Ha bak, onun ekleyi zeyt seçeyim. Yürü olsun. Çık olur musun? Yürü olsun. Fatma teyze, güzel mi sanırsa? Meşhur çiftler ya. Mahallenin insanı durmadan fotoğraf çekiyor. Terbiyesiz. Öyleler geberteceğim aslında.